Fatih Altaylı, Habertürk. Kışkırtma. Amerikan basınındaki Türkiye alektarı durum pek de sona ermeyecek gibi. Türkiye en ve tek yetkili ağızdan güney sınırımızda operasyon yapılabileceğini söylerken bunun Amerika'daki yansıması bambaşka oluyor. Washington Post, Amerika'nın Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'yi işgalini engellemek için son çabalarını sarf ettiğini ve bunların sonuçsuz kalması halinde Türkiye'nin Kuzey Suriye'yi işgal edeceğini yazıyor. Dikkat edin, kelime işgal. Özenle seçilmiş bir belirleme. Türkiye'yi işgalci gösterme hazırlığı ve tabi aynı haberin içinde YPG PKK sözcüleriyle yapılmış söyleşiler. Sınırdaki Elhasake yakınlarındaki beton tünellerin görüntüleri ve Türk ordusunun saldırısına karşı oluşturulmuş savunma hatları olarak bunların ballandıra ballandıra anlatılması ve Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Kürtlere saldırması halinde. Trump'ın IŞİD'e karşı savaşta elde etmekle övündüğü başarı tehlikeye düşecektir şeklinde bir de yorum. Haberin dili haber dili değil, bambaşka bir şey. Trump'ı Türkiye'ye karşı kışkırtma ve hatta bir adım ötesi. Bir kız evladın isteği. Mümtazer Türkiye'nin kızı Sıla sosyal medya üzerinden ulaştı bana. Kendisini hiç tanımam. Babası için çırpınan bir evlat olduğunu anladım o kadar. Mümtaz Ertürk öneyle de hiç işim olmadı hayatta. Azerbaycan'da darbe marbe işleriyle alakalı olduğu günlerden beri hiç kanımız uyuşmadı kendisiyle. Epeydir cezaevinde. Kızı Sıla'nın da bana ulaşma nedeni aslında bu. Türk öneye bir süre önce stent takıldı. Aslında kalp ameliyatı olması da gerekiyor. Ancak cezaevi koşullarında bu ameliyatı olmak istemiyormuş Türk öne. Sıla da babası için destek arıyor. Ne olur şu ameliyatı doğru düzgün bir şekilde olsun diyor. Olsun, iyilesin, sonra cezaevine dönsün. Sanki insani olan da bu. Vatandaş geçmezse devlet geçecek. İstanbul-İzmir otoyolu tamamlanmış anladığım kadarıyla. Zaten bir süredir parça parça kullanıyordum. Türkiye'nin en iyi yapılmış otoyollarından biri. Bazı bölümlerindeki asfalt kalitesi, ışıklandırma, yol mühendisliği gerçekten Türkiye standartlarının üzerinde. Tek sorun biraz pahalı olması. Avrupa standartlarında pahalı değil gerçi ama Türkiye'nin gelir düzeyi düşünüldüğünde hayli pahalı. Araç sınıflandırması ise sorunlu gibi. Aynı sorun YSS ve otoyolunda da var. Bu yol için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasından 5 kuruş çıkmadığı iddiası ise tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Şöyle ki, evet hazine bu İstanbul-İzmir Karayolu ve Osman Gazi Köprü geçişi için tek kuruş yatırım yapmadı. Ancak yatırımcı müteahhitlerin kullandığı kredilere garantör oldu. Bunun dışında da bu yol için yıllık 750 milyon dolar gelir garantisi verdi müteahhitlere. Yıllık araç geçişleri bu miktara ulaşmazsa aradaki farkı hazine ödeyecek. Birkaç yıldır da ödüyor zaten. Hem bu yol için hem de YSS Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için 3 yıldır hazineden ödeme yapılıyor. Mesela 2019 yılı için yapılan ödeme miktarı 3.7 milyar Türk lirası. Yani bedava değil. Vatandaş geçmezse devlete geçirecekler. Barlas ve Zentürk'e teşekkür. Mehmet Barlas ve Ardan Zentürk, her ikisi de hükümete yakın medyalarda yazan, hükümete yakın olduğunu bildiğimiz iki eski gazeteci. Netflix ve benzer internet yayın platformlarına yönelik retük sansürü ve denetimi meselesine ve retükün internet yayınlarına sulanmasına yönelik olarak şahane tepkiler gösteriyorlar. Bizim tepki göstermemiz normal ama onların o mahallede bunu bu kadar yüksek ses ve bu kadar iyi gerekçelerle gündeme getirip gündemde tutmaları takdire şayan. Her ikisine de teşekkürler. Ne güzel yanıtlar. Bayıldım Selami Şahin'le eşi Didem Şahin'in sözlerine. Ne kadar medeni, ne kadar düzgün. Pek çok ünlünün ana babasına ya da ünlü ana babaya örnek olacak nitelikte. Gazeteciler Selami Şahin ve eşi Didem Hanım'a oğullarının manken Didem Soydan'la ilişkileri hakkındaki fikirlerini sormuşlar. Selami Bey, çocukların büyüdü. Biz onlarla arkadaş gibiyiz. İlişkileri hakkında siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Ne hoş bir yanıt. Didem Şahin ise daha da iyi. Didem Soydan'ın istenmeyen gelin olduğu yolundaki soruya kendisiyle tanışmadık. Biz oğlumuzun kız arkadaşlarına saygı duyuyoruz. İstemediğimiz, beğenmediğimiz yolundaki haberler doğru değil. Ben de merak ediyorum adaşımı diyor. Gazetecilerin gelin adayınızla tanışmak mı istiyorsunuz demeleri üzerine şahane bir yanıt daha geliyor. Gelin adayı değil, oğlumun kız arkadaşı diyelim. Hemen gelin güvey olmayalım diye de ders veriyor. Bayıldım bu yanıtlara. Ne zaman adam oluruz? Aynı düşünmenin değil, farklı düşünmenin zenginlik olduğunu anladığımız zaman. <laughs>